Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yaklaşık 6 milyon kişi 16 milyon kez imza verdi ve internette mutlaka en az bir imza kampanyasına katıldı. Kısacası Türkiye hakkını internet ortamında da aradı. İnternet artık aynı zamanda bir hak arama platformu. Geçen yıl Türkiye'de internette 23.263 kampanya için yaklaşık 16 milyon imza kullanıldı. 5.7 milyon insan Change.org'u halihazırda Türkiye'de kullanıyor. En çok insan hakları ile ilgili imza kampanyası başlatıldığını gördük 2015 yılında. Ancak diğer taraftan hayvan haklarının alanında başlatılan kampanyalar, yani hayvan hakları savunucularının çok daha hızlı mobilize olup aslında çok daha değişim için kolay harekete geçtiğini görüyoruz. Yani bir tarafta insan hakları ile ilgili daha çok imza kampanyası başlatırken hayvan hakları ile ilgili daha çok imza veriyoruz diyebiliriz. İmza rekoru Özgecan Arslan cinayeti sonrası başlatılan kampanyanın oldu. 1 milyon 200 binden fazla kişi kadınları korumaya yönelik yasal düzenlemeler için imza verdi. Peki bu site üzerinden verilen imzalar ne oluyor? Change.org'un Türkiye çalışanları imzaları ilgili kurum ya da kuruluşa iletiyor. Özellikle yerel yönetimlerin talepler konusunda daha duyarlı olduğunu belirtiyorlar. Ancak kampanyaların başarıları bunlarla sınırlı değil. Sadece 2015 yılında 2.7 milyon imzanın Türkiye'de herhangi bir konuda görmek istediği değişimi başardığını görüyoruz. Örnek vermek gerekirse Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin engelli ulaşım kartlarında uyguladığı kotanın kaldırılması için bir kampanya vardı. 3.000, 4.000 gibi bir imza ile başarılı oldu. Bazı ilaçların ve tıbbi cihazların SGK ödemesine alınması için başlatılan kampanyalar da 2015'te en çok gördüğümüz kampanyalardandı. Mesela Ekin'e ilaç lazım adlı kızı Ekin için Şahin Yıldız'ın başlattığı kampanya 350 bine yakın bir imza ile gerekli ilacın, MPS hastalarının ihtiyacı olan ilacın SGK kapsamına alınmasını sağladı.